Hepinize merhaba. Bugün görsel sanatlar branşının farklı bir dalıyla ilgileneceğiz. Seramik. Seramik günlük hayatımızda karşımıza sıkça çıkan aslında kullandığımız tabaklar, bardaklar, saksılar, fincanlar, kupalar gibi birçok yerde karşımıza çıkıyor. Şimdi biz ev ortamında nasıl seramikle ilgili çalışma yapabiliriz? Onu göstereceğim. Tabii ki atölye ortamındaki gibi profesyonel bir şeyler yapamayacağız. Çünkü atölye ortamında gerekli teçhizat, alet edevat ya da özellikle seramik pişirmek için yüksek derecede, yüksek ısıda fırınlar gerekiyor. Biz ev ortamında bunu yapabildiğimiz, anlatabildiğimiz kadarıyla uygulamasını göstereceğim ben size. Şimdi öncelikle ben şöyle bir kil hamuru, seramik hamuru diye geçiyor kil. 1 kilo kadar aldım. Bir bölümünü, bir parçasını yoğurdum daha önce. Hafifçe yumuşattım. Bunu merdane yardımıyla açacağım. Şimdi bana gerekli olan malzemeler, bir kere merdane kesinlikle şart açmamız için. Şöyle, ben dekoratif bir saksı yapacağım. Çünkü ev ortamında dediğim gibi fırın, yüksek ısıda fırın olmadığı için, seramik pişirilen bir fırın olmadığı için kullanacağım tabak ya da bardak gibi eşyaları yapmayacağım. Tamamen dekoratif olacak şekilde bir saksı yapacağız bugün. Onun için de şöyle bir kalıbını almak için bardak gerekiyor. Sünger, bulaşık süngerlerini biliyorsunuz. Onun bu arka tarafını kestim. Onu kullanacağım. Bir kabın içine su koydum yine. Süngerimi ona batırıp kullanacağım gerektiği zaman. Kesmek için şöyle maket bıçağı ya da normal bıçak da olabilir. Şekil vermek gerekirse eğer şöyle şu şekilde şekil vermek için küçük küçük bıçaklarım vardı. Lazım olduğunu onu da kullanacağım. Ve fırçamız, herhangi bir fırça olabilir. Bununla ıslatıp yine yapıştıracağım kısımları halledeceğim. Hemen öncelikle hamurumu açmakla başlıyorum. Eğer zemine yapışırsa, yani masaya ya da yaptığınız yere yapışırsa, altına bir poşet, hatta etrafına bir poşet sarıp hamurumuzu o şekilde açabiliriz. Bardağımı saracak şekilde uzatıyorum. Ve alt kısmını saracak şekilde, hem etrafını hem alt kısmını şu şekilde açmaya devam ediyorum. Evet, çamurumu açtım. Bardağım saracak şekilde uzunlamasına ve enlemesine açtım. Her tarafının kalınlığının eşit olmasına dikkat ettim. Ve şöyle bir kredi kartı ile balçıklarından arındırıyorum, düzlüyorum yani fazlalıklarını alıyorum. Şimdi gelelim bardağı saracağımız kısma. Bardağımı saracağım ama bardağıma yapışmaması için, yani bardağımdan rahat çıkarmak için öncelikle şöyle bir poşete sarıyorum. Sonra şu şekilde kapatıyorum. Şuradaki fazlalığı hemen şöyle bir alacağım maket bıçağı yardımıyla.
Bardağımı çevirdim. Yine şuradaki fazla kısmı da alıyorum. Buranın düz ya da eğri olması hiç önemli değil. Gelelim bu alt kısmını yapıştırmaya. Şöyle geriden öne doğru. Yapıştırıyorum. Girelim şu kısma. Orayı da yine demin yaptığım teknikle yapıştırıyorum. Evet. Birleşme kısımlarını yapıştırdım. Arka kısmını düzledim. Şimdi şu süngerimle, süngerimi iyice sıkıyorum bu arada. Hiç su bırakmıyorum. Şu şekilde bir temizliyorum. Birleşim yeri belli olmayacak şekilde düzeltiyorum. Ve çatlaklar gözükmeyecek şekilde tabii ki. Şimdi bardağımı ters çevirdim. Şöyle biraz bastırıyorum ki alt kısmı düzleşsin ve zeminde saksımız oturabilsin diye. Altı zaten kalın. Biraz bastırırsam sıkıntı olmayacaktır. Şu şekilde. Şimdi bardağımızı bu şekilde poşetle çekmiyoruz. Poşeti açıyorum. Bardağı çıkarıyorum. Burası çok önemli. Çünkü diğer türlü çıkmayacaktır. Şu şekilde poşetimi alıp çıkardım. Şimdi gelelim içindeki şu birleşme kısmına. Orayı da şimdi öncelikle bir elimle birleştiriyorum. Sonra süngerimi yine iyice sıkıp tabii elimizle sürekli oynadığımız için çamurumuz İyice yumuşadı. Bu arada bunu nasıl kurutacağız? Şimdi normal şartlarda seramik fırınlarında pişiriyoruz kilimizi. Fakat şu an seramik fırınımız
seramik pişirme fırınımız olmadığı için arkadaşlar, kurutarak kullanıma hazırlayacağım. Şöyle bir durum var. Seramik, bazı seramiklerde, seramik çamurlarında 1000 derecelik ısılarda pişiyor ya da bazılarında da 1300 derecelik ısılar gerekiyor. Normal el tipi fırınlarda bu koşullara ulaşmak imkansız. Çok fazla ısısı yok onların, 1000, 1300, 1100 gibi. O yüzden ev tipi fırınlarda sadece bunu daha çabuk kurutmak için kullanabiliriz. Ya da hava ile temasla kurumasını bekleyebiliriz. Şimdi şu için biraz daha bu çatlak kısımlar, birleşme kısımları tamamen yok etmemiz gerekiyor. Yine poşetimi sarıyorum bardağıma. Tekrar koyuyorum. Şu ağız kısmında eğer eğrilik varsa, bir tarafı alçak bir tarafı yüksekse mutlaka orayı kesiyoruz. Ama benimkinde herhangi bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Şimdi zaten süngerim nemliydi. Şu şekilde tekrar bir üzerinden geçiyorum. Ağız kısmını düzeltiyorum. Bir nevi pürüzsüzleştiriyoruz aslında. Arkadaşlar, saksımın altına bir de ben 3 tane ayak yaptım. Onları yapıştıracağım. Onları da şu şekilde daha kolay yapışsın diye birisini şuraya ıslatıyorum fırçamla. Zaten ıslattığınız zaman kil rahatlıkla birbirine yapışıyor. Evet, üç bacağını da yapıştırdım. Fırçamla yapıştırdığım bacaklarının dip kısımlarını şöyle kaynaştırıyorum ki daha iyi yapışsın. Ki zaten hemen suyu görünce eriyor arkadaşlar. Saksımızın tabii ki üst kısmına farklı objeler yapıp yapıştırabilirsiniz. Ben boyayla farklı bir şeyler yapmayı planlıyorum. Önce bunu kurutacağız. Normalde poşeti çıkarmam gerekiyor, bardağı çıkarmam gerekiyor ama birazcık kurusun. Ondan sonra çıkarıp ayakları olduğu için rahatça kurusun. Ayakları kırılabilir, taşımayabilir gövdeyi. O yüzden bu biraz toparlanınca, suyunu çekmeye başlayınca ben bardağımı da çıkaracağım zaten içinden. Bunu kurutayım. Ondan sonra boyamak üzere karşınıza yine geleceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere.